onlar belediyeci. Belli iyi götürmüşler. Selamun aleyküm. Buyursunlar abi. Aleyküm selam Osman Bey. Buyur, hoş geldin. Oo pehlivan, sen de mi buradasın? Buradayız ya, Necip Bey'in sayesinde. Hayrola Osman Bey, sen buralara pek gelmezdin. Bizim Mehmet ile görüşeceğim. Kaçıyor benden pezevenk. Eve geleceğim diye haber bıraktım, beklememiş. Ben anladım zaten, var onun bir sıkıntısı. Bak kalktım bu saatte buraya geldim. Ne mecburiyetin var amma değil mi? Ben onun gibi gece yaşamıyorum ki. Düşüncesiz hayvan. Sabah 8'de değil mi bakanlığın kapısındayım? Birazdan işi biter. Arada bacım olmasa ben o düdükçüyü bir gün bile tutmam evimde. 3 protestu birden yedi. Kanun benim yanımda. İşgalci duruma düştü. İyi akşamlar, buyurun. Arabaya orada bir şey derler mi? Demezler de bakarsınız tanımadığımız bir ekip falan gelir. Siz anahtarı bana verin. Oldu. Pehlivan, nasıl bakalım işler? Allah'a şükür, müşteri olursa birkaç kuruş alıyoruz. Kaç para bu festiyer? 500. Gece de sana da bir onluk kalması lazım. Bahşişi de oluyor tabii. Ara sıra oluyor. Bizim bakanlıkta da yarına çok mühim bir toplantı var. 2 yeni kararname çıkıyor. Ulan düt, ne oluyor öyle zartsur? Ne zartsurtu kızım? Kulağında bir sakatlık mı var senin? Uğraşma benimle, bak vallahi çok fena olur. Ne yaparsın? Söylerim Necip abiye, siktir eder seni buradan. Kız terbiyeli konuş, yırtarım ağzını vallahi. Yırt sıkıysan! Boş verdin. Ayıp oluyor Serap, kes artık. Ne keseceğim be Şerif abi? Geçmiş arkandan zartsur. Sen o boruyu ananı öttür. Ona boru demezler, öğren de öyle çık sahne. Sen kendini ne sanıyorsun ulan? Sanki bu işin mektebinde okudun da. Uzattınız ama ha? Ben sanatıma laf söyletmem lan. Sanatına sıçayım. Senin o çaldığın klarneti ben kıçımla çalarım. Mehmet abi. Ne var lan? Kayınbiraderin gelmiş, kapıda seni bekliyor. Şimdi yandı. Vay anasını be. Adam geldi, seni burada da buldu. Bulur o beni. Yerin dibine de girsem bulur. Nota bilmez, usul bilmez, başımıza besteci kesildi. Hayvan. Askerde 2 boru üflemiş. Hadi kızım, yetti artık. Aman be. Hoş geldin Osman abi. Bırak, adam dersin. Niye Osman abi, ne yaptı? Daha ne yapacaksın ki? Utanmıyor musun koskoca bir adamı gece yarıları peşinden koşturmaya? Ne demeye kaçıyorsun anlamadım ki. Vallahi kaçtığım yok Osman abi. Gülsüm söylemedi mi? 9.30'a kadar bekledim. Söyledi. 7'de çıkmışsın evden. Ayakta kalma Allah aşkına. Buyur bir içkimi iç. Bırak, içmem senin içkini. Bak Mehmet, beni dinle. Evin yıkılmasına şu orada bir aydan az zaman kaldı. Sana şaka gibi geliyor ama günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı. Ne yap et, bir an evvel çık şu evden. Param olsa bir gün durur muyum Osman abi? Çalış aslanım. Çalışıyoruz ya, bu iş değil mi? Bununla bitmez. Akşamdan akşama düt tamam. Sonra bütün gün uyuyorum. Ne yapayım Osman abi, uyumayayım mı? İcabında uyumayacağım. Hayat zor aslanım, gündüzün de başka iş yap. Osman abi, bana biraz zaman tanı. Şu evi tutacak kadar bir para bulayım. Kira borcumu sana daha sonra ödeyeceğim, ne dersin? Oğlum, ben kirayı unuttum. Bırak bana bir şey verme. Sen çık şu evden de. Eksik olma Osman abi, babamsın.
Vallahi iki tane bestem var. Akşama sabaha kasete basılacak. Sırada bekliyor. O bir çıksa, biliyor musun bunları hiç konuşmazdık. Bırak, bırak. O lafları çok dinledik. Yok kaseti piyasaya çıkacakmış da, yok kapış kapış satılacakmış da. Ölme eşeğim ölme. Yarın sabah 8'de bana gel, bakanlığın önüne. Sana bir iş buldum. Ne işiymiş o? Sen gel, konuşalım. Gerisine karışma. Para makinası gibi bir iş, tamam mı? Anlaştık mı? Tamam Osman abi, sen nasıl istersen. Sabah tam 8'de, bakanlığın önünde. Atlatma beni gene ha! O nasıl söz abi, hiç atlatır mıyım seni? Hadi bakalım, inşallah. Pervan, size kolay gelsin. İyi geceler. Sağ olun Osman bey. Sen şu Osman Bey'i dinle. Vallahi adam doğru konuşuyor. Bu zamanda tek işle karın doymuyor. Benim kayınbiraderim bir tanedir vallahi. Her boku bilir. Kanunları yutmuş. Bakanlıkta odacı. Ne demek? Ankara'nın kalbi. Hayrola Dütküt? Moralim bozuk. He, müşterin hazır. Celal abiyi gör. Hadi gene iyisin. Çok mu gördün? Biraz da biz çalışalım. Otura otura küflendik. Bu memlekette karı olacaksın Arif. Millet parayı bunlara döküyor. Sanat manat hikaye. Yara bak, bir içkiye bizi sabaha kadar tutuklayacak. Ben burada ağlama duvar mıyım lan? Kafayı bulmuş hayatını anlatıyor. Kamyoncuymuş, çıktı mı 5 kızla birden çıkarmış. Şişt, yavaş be hop hop. Aman al, paran yoksa ben ısmarlayayım. Büyük karısın Mehtap, yağ yapıyorum sanma. Şunların içinde en çok seni seviyorum. Ulan Düttüt, sen de hep laftasın ha. Seversin de ne oldu? Bir yemeğe mi götürdün? Bir bok mu aldın? Şu şarkıların piyasaya bir çıksın, sen Düttüt'ü o zaman gör. Ulan seni 5 yıldızlı otellerin kral dairelerinde yaşatırım ben. Dinledin mi son şarkımı? Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Gözyaşım, gözyaşım, gözyaşı bu arkadaşım. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Niye derler erkekler ağlamazmış? Yeter çektirme bana bu acıyı. Patlamaz mı bu ha? Güzel valla. Mehtap be. Bak herife yüz vermedin sarhoş oldu. Dut gibiydi zaten pezevenk. Mehtap, bana biraz para verebilir misin kız? Borç. Zil misin ulan? Bildiğin gibi değil. Ne kadar? 300-400. Ha siktir. Çocuğumun ölüsünü öpeyim yok. Yemin etme. Bir yüzlüğüm vardı, onu da annem kesti. Kömür parası. Oğlan yuvada biliyorsun, para istiyorlar. Bırak anlatma. Babası ne yapıyor? Onun ağzına sıçayım. Erkek mi o? Tamam tamam, sormadım. Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat, merak etmesinler. Sen giderken 4 tane ekmek al da bırakıver onları.
Bir numaram mı var? Var ya. Büyük numara. Gündüz işine başlıyorum. Hı. Ne işiymiş o? Bilmiyorum ki Rıfat. Boşlandırdı ya bizi pezevenk. Şimdi esir gibi kullanacak. Kıymetini bilene para makinesi bu iş diyor ama... Ya bakarsın öyledir. İnşallah. Vallahi bulsam, ben de ikinci bir iş yapacağım. Tamam oğlum, çalışalım. Bir şey demedik. Para kazanmak lazım, onu biliyoruz, eyvallah. Ama böyle...